Araba sizin mi? Hayır değil. Aracı arkadaşlar çıktı. Yardım edik size. Biz de arayacağız. Burada ekibimiz varsa gitsin yardım etsin. İçilerde. Tamam. Ay! Abi gelin birinin arabayla gidelim, kamyonu çağıralım. Gitmiş. Ne? Kullanım kepçenin kamyonunu. Arabayla gidelim de çağıralım. Ne? Kepçenin kamyonu bineceği şey. Evet, nedeni belli bir yangın. Ben de yetkililerden bu bilgileri almıştım. Takip ediyorum çünkü bölgemiz önemli bir bölge. Ve Allah'tan çok çabuk müdahale yapılıp çok çabuk sönmüş vaziyette. Şimdi bölgemiz biliyorsunuz her sene yangın yaşayan bir bölge. Aslında doğal bir doğal afetin doğalı. Çünkü neden? Şimdi bakın dikkat edin. Son haftalarda orman yangınları çıkmaya başladı. Ondan önce neydi? Ortamda nem çoktu. Havadaki nem %40'ın altına inmeye başlayınca ormanlar için tehlike var. Hele %10 civarında filan artık hava iyice kuruyor ve poyraz estiği vakit en ufak bir kıvılcım koca alanları yok etmesini sağlıyor. Ama bunun en başlıca nedeni tabii ki bölgemizdeki elektrik hatları bir, ama sırf elektrik hatları diyemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz şu anda normal gölgede bile 45-50 dereceyi yaşayan bir sıcaklık iklimine sahibiz ve bu teller esniyor. Bunlar çarpabiliyor, kıvılcım yaratabiliyor. Bu tamam, bu bir bilinen bir etken, ama bunun başındaki en tehlikeli etken insan faktörümüz. Çünkü evet, evler çok sıcak, her şey çok sorunlu. Millet nefes alabilmek için açıklık alanlara gidiyor ama orada kendisiyle beraber getirdiği tehlikenin farkında değil. Ne hikmetse tabii ki doğal olarak biz bir mangal keyfimiz vardır. Bu mangallar yenirken çok keyiftir ama sonrasında ne yapılacağı yeterince güvenlik önlemleri alınmaz. Tabii bir de hayvanlar yangını çok tetikleyebiliyor. Yani yangın alanında kalmış tüylü hayvanlar beraberinde götürebiliyor. Ağaçların kabukları, kozalaklar, bunlar olmakta olan başlamış bir yangının sağa sola kolay sıçramasını sağlıyor. Zaten hava koşulları yangını artırıyor. Bir de kızılçam dediğimiz çam türü çok kolay yanabilen çam. Maalesef bölgemizde de kızılçam örtüsü çok yaygın. Ben yangın araştırmacısıyım. Yani yangın yeri inceleme uzmanıyım. Bir kere bütün uzmanlık, özellikle kriminal alanlardaki tüm incelemelerde ana etkenimiz çıktığı bölgeyi bulmak. Bu çıktığı, yangının çıktığı bölgeden itibaren yayılır. İşte çok geniş bir çemberle başlarız, sonra daralta daralta delilleri odak noktasına gelmeye çalışırız. Bina yangınları, orman yangınları, araç yangınları, bunların hepsinin kendine ait inceleme karakteristik özellikleri vardır. Örneğin gündemdeki konumuz orman yangını. Bir kere orman yangınlarını incelerken, şu anda bile görüyorsunuz çok şiddetli bir esinti altındayız ki açıklık alanlarda bunun rüzgar hızı daha fazla. O saatte meteorolojinin öncelikle raporlarını alırız. Yani rüzgar o saatlerde yangının başladığı anda, ilerlediği anda rüzgarın yönü bazen dönüyor biliyorsunuz. Kuzeyden eserken bakıyorsunuz batıya yön alıyor. Rüzgar yönlerine bakıyoruz. Ağaçlardaki hasar şekillerine. Zaten ana merkezde çok fazla madde yandığı için oralar çok açılıyor. Bu orman yangınlarında bir de tabii topografik yapı bazen böyle dikeye doğru da ilerleyebilir. Rüzgar ters yöne esmişse ilerleyebilir. Ama orman yangınlarını incelerken bir diğer önemli konu, yerleşim alanları var mı? Çünkü yerleşim alanlarında insanlar yaşıyor ve insanların hoyratça doğayı kullanmaları, mesela en kötüsünden kurumuş yaprakları yakabiliyor. Demiyor ki burada bir rüzgar estiği vakit bu kıvılcım belki ormana sıçrayabilir veya kendine bir bahçe açmaya çalışıyor veya
hayvanlarını yaymaya çalışıyor. İşte yani ormanlık alanı çok hoyrat kullandıkları için ormanların daha çok yerleşim bölgelerine yakın yerlerde yandığını tespit ettim ve bunlarda da insanların aktiviteleri var. Yaz sezonu başlayıp gül sezonuna kadar ki geçen o alanlarda ormanlara giriş çıkışın yasak edilmesi. Çünkü biz çok nüfuslu bir ülkeyiz. Çoluk var, çocuk var, yaşlısı var, genci var. Yani ormanlara giriş çıkışlar engellensin. Mangal kaldırılsın. Yani çünkü evet belki talebimiz hoş karşılanmayabilir ama mirasımız yok oluyor.